billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Sadakallahul azim. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbim hizmetlerimizi dergahında kabul eylesin. Cümlemizi muvaffak eylesin. Rızasından ayırmasın. Bugün inşallah sayfacı talebelerimizi dinleyeceğiz. Onların her biri listedeki sıraya göre okuyacaklar. Biz de okuyacağız. Yine toplu okuma biraz yapacağız. Asistan hocalarınız bugün izinli saydık. Ki sayfacı hocalarımız da biraz daha onların kıraatlerine eğilelim, dinleyelim inşallah. Bu dönem sonu niyetimizde son ders belki bir belge merasimi yapmak, belge almayan öğrencilerimizi o belge tarihinden bir veya iki hafta önce bir değerlendirmeye tabi tutmak, son durumlarını görmek ve istediğimiz nota ulaşan talebelerimize hak ettikleri belgeleri vermektir. Çünkü onlar da bekliyorlar, haklarıdır. Biz onları asla unutmuş değiliz ama hak var ama bir de hak ediş vardır. Hak ediş esastır. Onu da itibara mutlaka alacağız inşallah. Şimdi biraz hocalarımızı, talebelerimizi dinleyelim. Sonra da gelenler de olur. En son bu sefer öyle yapalım. Dersin sonunda bir toplu kıraat yapalım. Tecvid tahlilleriyle beraber. Şimdi kadem burada mı? Yok. Peki. Yani şu mikrofonu oraya buraya götürsün getirsin diye söylemiştim. Gelirse şey yaparız. Abdullah Akça. Evet, şu mikrofonu Abdullah Hoca'ya uğraştırın. Yavaş yavaş, tahkik seyriyle, tecvidlere, ayetle bakın, kayıt altındayız. Sizi dinleyecekler. Dinleyenler de size not verecek. Bakalım. Bir sayfacıların hangileri diyecekler. Evet, hadi bakalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Biraz daha yaklaştır. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Şimdi amenu. Ben üzkuru'ya geçerken amenu'nun nu'nunda biraz ö sesi var Abdullah. Amenuzkuru amenuz. Bir aşağıda rihan kelimesinin hası sert ve belirgin. Rihan ve riha. Sert ve
daha olduğu gibi ortaya çıksın. Evet, pekala. Abdullah Demirci, evet. İzra'ukum min fawqikum ve min asfala minkum ve min asfala minkum ve izzaghatil absar وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَ. Hayır hocam, sadece وَتَظُنُّونَ nunu dağıtma. Yani nun örnekli, nuna benzer bütün ince harfler ön sesiyle değil. Ve te vunnu nu nö gibi. Anlatabildim mi? Ona dikkat et. Peki. Abdülkadir Baloğlu, Adnan Bural, otur sen burada olan arkadaşlar. Ahmet Çelik, sonra da orta kitaplık bir kıraat kitabı var. Birisi yazmış sayfayı ve kıraatleri. Tamam. Koy yeşil, ha dolap koy yeşil bir. Tamam. Kur'an sayfası var, altına kıraatlar var. Arapça. Bir daha okur musun? Şimdi açıklamayı yapalım. Bir önce Abdullah Demirci'nin okuduğu ayetle ilgili herkes dikkatle baksın. Orada bir kıraat hususiyeti var. Bizim kıraatimizle de ilgili. Kıraatimizle ilgili. Ve tegunnûne billâhi gunûne. Doğru okudu. Vakıfta böyledir. Eğer bu ayeti vasıl yaparsak, bakın ayete bakın. Bu kelimeden daha sonraki ayete geçersek elif düşer. Elifsiz okuyacağız. Yani ve tevunnune billahi zunune hünalike. Zununa hünalike değil. Elif vakıf elifidir. Vakıfta gelir, vasılda düşer. Bizim kıraatimizin Hafs rivayetinin bir hususiyetidir. Bu kelimelerde. Bunun benzeri bazı kelimelerde var. Yeri gelince bunu anladık. Not alın, unutmayın. Biz bileceğiz bunları. Herkes, sıradan insanlar, vatandaşlar ne bilsin. İşleri bu değil çünkü. Ama biz bir hoca diyoruz ya, biz kendimize. Bilmemiz lazım. Evet. Vunune. Geçiyoruz. Vunune. Duruyoruz. Evet. Şimdi, tamam. İkinci okuyan arkadaşımız Ahmet Çelik miydi? Şimdi şeyde, Çemenzar'da da söylüyorum, yaymadan, derli toplu bir daha oku bakalım. Kıraatindeki o yaymayı terk et. Bir daha oku şimdi, herkes bir dinlesin ve ona göre uyaralım biz. Hünalike bütünyel minûne ve zunzilû zilzâlen şedîdâ. Mü'minûne, mü'minûne, bunu yapmıyoruz. El-mü'minûne, nûne, doğru, nûne, yayarak okuma. Diğer bazı kelimelerde de var ama son okuyuşun
daha da güzel oldu. Evet. İsim Ahmet Çelik miydi? Peki. Ahmet Demir. Peki. Ahmet Demir yok. Ali Ateş. Evet. Dikkatli, yavaş yavaş. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Şimdi okuyanın şahsında ama hepinize umumi ve bizi dinleyenlere ayetleri okurken vakıf ve iptida. Talebelere söylüyorum, hocalara söylüyorum, Kur'an kursu hocalarına söylüyorum. Bu sözüm onlara. Bu ayetlerde bizim alimlerimizin koyduğu işaretler vardır. İşte mim, tı, cim, ıf, ze vesaire. Bunlar inceden inceye düşünülmüş, müzakere edilmiş, Arapça sarf ve nahiv tahlilleri yapılmış mana yönünden, tefsir yönünden ve oralara duraklar konmuş. Okuyucu bunlara riayet etsin. İki, bunların dışında bu işaretlerin olmadığı ayetler var. Mesela arkadaşınızın okuduğu ayette olduğu gibi. Peki buralarda ne yapmak lazım? Buradaki işaret konmaması... Bu gibi ayetlerin bir nefeste okunması önceliklidir. Tabi bu kolay değil. Bir nefeste okunması önceliklidir ama kolay değil. O zaman okuyucu ne yapacak? O zaman okuyucu Arapça bilgisiyle yani İrab bilgisiyle tahlil edecek. Hangi kelimede durursam uygun olur, nereden alırsam uygun olur. Bunun muhasebesini yapması için Arapça altyapısı. Şimdi Arapça altyapısı olmayan herhangi bir okuyucuyu dinlerken ona vakıf ve iptida konusunda nasıl bir açıklama yapacaksın? Bir ayette çözmek yetmez ki. O ayette söylersin, yardımcı olursun. Senin istediğin yerde durur, istediğin yerden alır. Ama ondan sonraki ayetlerde ne yapacak? Yani lokal olarak çözemezsiniz. Onun için burada ikaz gereksiz. Arapça altyapısı olacak. Arapça altyapısı olan şayet hata ederse uyarırsın, o anlar. O zaman anlar ve başka bir ayette onu yapmaz. Yani demek istiyorum ki imam arkadaşlar, din görevlileri olarak bizler, Kur'an kursu hocaları hiç olmazsa sıklıkla okuduğumuz ayetlerde çok böyle tuhaf, gülünç vakıf yerleri, tuhaf, gülünç iptida yerleri edinmeyelim. Yani hiç sık sık okuduğumuz, hadi her sayfadan geçtik de Aminer Resul, Lev Enzenle, Ayetül Kürsi, Namaz Sureleri, Yasin, Teba, bir merak ederiz, etmeliyiz. Burada ben cim varsa durayım. Tığ varsa durayım ama yoksa burada ne yapmalıyım diye merak edip onu öğrenmeli. Hadi diğer sayfaları geçtik. Onun için ben Ali miydi? Ali Ateş özelinde söylüyorum. Bunlara dikkat etmek bize düşer. Evet. Pekala. Ali M. Ceyhan. Avni Akbulut. Hadi bakalım.
وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلِ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. Şimdi Avni Akbulut mu? Şimdi okuduğun ayete vav harfiyle başladın. Şöyle ve iz yani vavı incelttin. Tamam. Fakat daha sonra la mukame mim kalın minhum, diğer bütün ince harfler Arap tavrı gibi hani diyelim. Yani ya hepsini aynı tonda o tavırda okuyorsan onlar gibi diyelim, yahut da ince başlayıp sonra diğer ince harfleri kalın okumak, bu dengesizlik olur. Lekum, bak lekum diyorsun ama ve yestedin diye başlıyorsun. Oradaki vav o zaman lekum diye okuyorsan ve yestedin diye devam edeceksin. Bir muadil, yani denge olacak. Adaletli okuma olacak. Onu yapma. Kaldı ki bizim tavrımızda böyle bir okuma, yani bu anlamda inceleri kalınlaştırma söz konusu değil. Bu buyur. İki. Ya ehl diye durdun. Orada bak. Ya ehle Yesrib. Ey Medineliler. Ey Yesrib ehli. Medine ehli. İzafet tamlaması var. Ya ehl. Ey ehil. Kim? Yani muzaf ileyhi bırakıp muzafta kalmak da vakfı kabihtir. Vakıf, vakıf öyle olmaz. Yani kapının kolu diyecek yerde kapının, hani kol nerede? Kol açıkta kaldı. Onun gibi bir şey oldu. Anlatabildim mi? Ya ehle Yesrib en azından. Evet. O ince harfleri kalınlaştırma adetini terk edelim. Avni Akbulut değil mi? Azim Kaya. Bahattin Duran. Oku bakalım. Azim Kaya. Buradayım değil ki, ben göreyim. Evet. وَلَمْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْدَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا ayetin içindeki başlarda. Min ekdariha. Ba. Ba harfinin istila sıfatı. Dal gibi oldu ilk okuma. Min ekdariha. Bak. Dariha okuyorsun. Hemen yakayı ele verirsin. Tamam derler. Tamam derler. Min ekdariha. Ekdariha. İki. Metni tabiler sende de Avni. İkinizde de sende de metni tabiler fazla.
telebbesu, telebbesu. Bir elif. Ne bir elifin altında ne üstünde. Bir elif. Evet. Met ölçüsüne dikkat. Evet, şimdi okusun Bahattin. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارُ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Peki. Burada okurken her okuyucuya söylüyorum. Hedefimiz önce doğru okumak. Makam değil. Yani şimdi dinleyenler bizi dışarıdan, sitemizden, canlı yayından bizi dinliyorlar, talebeler dinliyorlar. Dinlerken ne düşünürler? Acaba bu hoca nasıl okuyor? Doğru mu okuyor? Sen kalını ince, inceyi kalın okursan o zaman olmaz. O halde ilgili ayeti önce doğru okumaya. Burada kalın harfler var şöyle. İnce harfler var şöyle, idgamlar var böyle. Sizi şu anda örnek okuyucu olarak ekrandan dinleyenler, sizde bunu bulmazlarsa henüz daha olamamışlar derler. Ama bulurlarsa takip ederler. Onun için önce doğru okumaya yoğunlaşalım. Peki, Bahri Şahin. Yok. Bayram Şivetoğlu. Oku Bayram. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا Bekir Tosun, Bülent Çiçek gönderelim. Bizim burada 2-3 tane mikrofon olması lazım. Evet. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Evet, dikkatimi çeken sadece ötrelerde ö sesi var. Ötrelerde Bülent, tamam mı? Ve la yecidune dune suen gibi onları yapma. Ve la yecidune dune ötrelerde ö. Evet, Cemil Durmuş. Yok. Hemen. Dikkatli, yavaş yavaş. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ
ile. Evet, okuyuşunda gayet güzel, ciddi bir şekilde iyiye doğru gidiş var. Güzel, güzel. Cemil durmuş. Dursun Akıncı. Evet. Eşihaten aleykum. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة أشحة أردن أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على Ebu Bekir Babacan, evet, bu tarafta biraz acele edelim. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن كانوا oradan bir daha al. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا Hafızı var mı? Orayı nasıl ezberlemişsin? Şimdi birisi kim müdahale etti ona sen mi söyledin? Söylemeyeceksin bak. Bak ben bir taktik uyguluyorum. Söylemeyeceksin. Galet mi değil mi onu anlayacağız. Orada ona yardım etmedin sen. Yanlış yaptın. Orayı nasıl ezberlemişsin? Evet. Altını çiz. Bir daha oku orayı. Velev kânû. Velev kânû fîkûm mâ. Çok fazla. Çok fazla tutma ya. Süresi var onun. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا İsim neydi? Peki aynı ayeti bir başka arkadaşın okusun sen bunu unutma. Sende bir hatırası olsun. Erdoğan Özden. Evet. Şimdi arkadaşın okuyacak sen unutmayacaksın. Böyle böyle olmuştu. Evet. Böyle bir kanun. Yok yok. Yahsebune. Kazı olur. Yahsebune l-ahzabe lem yedhebu
وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Şimdi fil Arap'ta almak, oradan almak uygun olmaz. Bir de Embe, İklab'ın süresi az oldu. Buna dikkat et. İsim Erdoğan değil mi? Tamam. Tamam. Erhan Koçak, okuyalım. Evet. Ya eyyühellezine amenzkuru ni'metallah عليكم إذ جاءتكم. Şimdi o lakat kâneden devam edecekti, öyle söyledi. Öbür ayına kadar. Devam et. Lakat kânedeki. Hemen. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Gökhan Çakıcı, Habib Seyhan, Hayrullah Kırmızı Kurt. Hayrullah yok. Peki. Hikmet Akbaba. Evet. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ uzatın arkadaşınıza. Evet. Minel müminine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Biraz daha yavaş oku. Daha yavaş, daha rahat oku. Minel müminine ricalun sadaku ma ahadullah فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر عليه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Hazırlıklı geleceğiz. Hikmet Türk müydü? Hüseyin Bor. Evet.
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء tabii fazla. Münafi değil. Münafikine bir elif. Aşırılık yok. Hüseyin Koç oku. Evet. Raddallahu الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله غني وكان الله bir şey hiç olmaz. Okuyalım. Okuyanın yanına gel, yanından hemen al götür. Kenan. Ve enzelellezine zâhevuhum min صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. Hiç olmaz mıydı? İbrahim Çelik. Ve evrezekum erdahum ve diyarahum Ya eyyüha الذine amenu zkuru ni'metallahi aleykum ni'metallahi aleykum iz akşam
kendini internetten program aç bir izle. Okuyuşuna şöyle bir dikkatle bak. Zorlandığın, tekellüf içinde okuduğunu anlayacaksın. Böyle yayarak, ne bileyim, kendini hırpalayarak, zorlayarak. Oysa ki böyle suhuretle, akıcı, çok yanlış. Yani ne demek istediğimi internete girdiğinde kendini bir dinle, gör, anlayacaksın. Tamam mı? Çok yanlış. Neden? Zorlanıyorsun. Dinleyene de bir bıkkınlık verebilir bu kıraat. Yani nerede, ne zaman bitecek diyebilir insan. Yanlışından dolayı değil, okuyuş tarzından dolayı. Şimdi Amenu nereden çıkıyor? Amenu yukarıda geçti. Yayarak metni tabii ölçüsü. Bir de İzce etkümde zal niye çıkmadı? Harekeli gibi. Orayı bir daha oku bakalım. İzce gibi. İzce. İşte o yayarak okuduğun için. Aleykümü İzce. Böyle olur mu? Bir daha oku orayı şimdi. Aleyküm İz. Aleyküm İzce. Bak. İzce. Zal sakin. İzce yapıyorsun. İzce. 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 Bir daha oku şimdi orayı. Düzelt. Aleykum İzce. Tamam. Bunu yapacaksın. Dikkat et. İsmail Öztürkçü. Oku bakalım İsmail. Bak bu İsmail bizim ta Adana pazarından geliyor. Evet, yıllardır geliyor. Yakında oturup uyuyanlara ne diyelim? Evet. İzce hüküm min fevdiküm ve min esfele minküm. Sakinleri tut, hareketlerini. Min kum, kum, kumu. Ona has değil genelde. Kımı, kımı gibi. Evet. Devam et. Ve min esfele minküm ve izzâgatil ebsâru ve belagatil gulûbul hanâcir. Ve belagatil sakinler arasında İsmail kaçırıyorsun. Dikkat et. Bir önce yani bir önceki satırda ve iz zavat. Orada ne var? İdgam var mı? Yok. Bizde yok ama. Bizim kıraatimizin Hafs rivayetinde hatta kıraatimizde diyelim yok. Peltek zal keskin zadan ayrılacak. Ama dil telaffuz esnasında kayabilir. Biraz müsaittir. Kaydığı için de başka bir kısım kıraatlerde idgam var orada. Ve izzâgat. Ama bizde yok. Bizde ve izzâvat. İzzâvat. Yani ızhar. Bunu unutmayalım. Peki İsrafil Koç yok. Kadir Özkaya yok. Kadir Tekin yok. Kamuran Çam. Evet. Allah Allah. Hünalike betuliyel müminune ve zülzilü zilzalen şedide. Azıcık ö sesi var, dikkat et, ö ö ö yapmayı. Kemalettin Ökten. Evet.
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله. Kendine zorladığın için nefesin yetmedi, yetmeyince teşvikler bitti. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Bak aynı şeyi yapıyorsun. Neden? Bana izah eder misin? Uyarmamıza rağmen neden yapıyorsun? Olmaz. Ya kolayı zorlaştırmayın. Dört kelimede dur. Herkesin bir gücü var. Dört kelimede. Biraz daha o nefesi uzun olanlar. Olmaz. Bir daha oku şeyden. Ma ve'adenallah. Olmaz. Ma ve'adenallahu ve rasuluhu illa gurura. Mehmet Genç. Yok. Mehmet Hibe. Okuyalım. Bakmasanız bile ses değişir. Bakın. Bakın hiç görmeden. İyü. Olmadı. İyü. Değil mi? Ses hemen değişiyor. Dudaklar ileride. Peki. Mehmet Yılmaz. Evet. Evet. Ama bir de çok az devam ediyorsun. Az devam ediyorsun. Pekala, Mehmet Yılmaz okusun. Muhammed Kara yok. Muhammed Usta
Yok. Muharrem Türit? Yok. Murat Demir? Yok. Murat Kantar? Evet. O ayeti bir daha oku, Mehmet Hoca dinlesin bakalım. O tağdaki nedir? Aşırılık. Duhilet t, t, t. Böyle bir sesin olmadığını. Evet. Ve lev duhilet aleyhim min ekdariha thümme su'ilül fitne. Yavaş ol biraz. Thümme. Thümme su'ilül fitne teraatevha ve ma telebbesu biha illa yesira. Murat Kantar mıydı? Aynı hatalar sende de var. Şimdi izah edelim, sonra diğer sırası gelen aynı ayeti. Ta harfinde فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ harflerin hangi harflerdir? Hems. Değil mi? Peki, ta harfinde اَجِدْ قَطِيمْ بَكَتْ hangi harf var? Sıfat? Şiddet. Şimdi şiddet sıfatı olmasaydı ona belki doğru denebilirdi. Ama şiddet sıfatı o hems sıfatının mübalağa kısmını, aşırılığını atar. Yani böyle aşırı derecede tıs sesi yok. Et, it, üt, bu kadar. Et, it, üt, bu yok. Bak, bak bu yok işte. Öbür sıfat buna mani. Demek ki bu henüz anlaşılmamış. T harfinde bu derece fıs, tıs sesini ortadan kaldırın çünkü şiddet sıfatı buna manidir. Evet. İkisi de olmadı. Olmadı. Murat Taştan. Yok. Mustafa Akpınarlı. Yok. Murat Tekin. Bu kim? Hemen oku. Hemen. Oradayım demeyince duymadım tabii. Evet. Aynı ayet. Aynı ayet. Şimdi son okuyanlar dinlesinler. Bakalım doğru okuyacak mı? وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا. İşte bu. Evet. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارُ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Biraz daha incelterek U sesini. Musa Şahin mi? Ama Mustafa Biçer. فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ
Kul, kul, kul. Tekrar dene. Kul. Biraz daha. U, u sesi. U. Bir daha. Kul. İncelt biraz. U. Kul. Evet. O kafa biraz. Bak tamam. O güçlü güzel tabii. Pekala. Mustafa Demirci. Evet. U, u, o, i, u, o, i. Evet. قل من ذا الذي يعصمكم من الله قل من ذا الذي يعصمكم إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا Duni'deki dağın ötresinde azıcık ötrede ö var. Herkes bu akşam kendisini dinlesin. Uyarıların ne anlama geldiği şöyle objektif bir nazarla dikkatle. Evet. Doğru. Desin. Böyle bir dinlesin kendisi. Mustafa Demirci nasıl özden yok? Nurullah Aktaş yok. Ömer İslam yok. Ömer Sucu yok. Ömer F. Mahmutoğlu oku. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّضِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. Ramazan yazıcı. Eşihaten aleykum fe izâ câel khawfu ra'eytehum yanzuruna ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم
Azıcık ö sesi. Demek ki bu çok yaygın. Herkes okuyuşunda özellikle bu sık sık uyardığım cümleme dikkat etsin. Bu seslerin olup olmadığına, kendisinde dediğim gibi varsa düzelsin. Evet. Ramazan okudu. Sadi Uğraşkan. Yok. Selahattin Pala. Yok. Serdar İlhan. Serdar Şahinoğlu. Taner Akpınar. Yok. Yakup Cangı. Yakup. Hadi bakalım. Allah. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون أنهم بشر يذكر Peki. Yılmaz Aydın. Zekai Balcı yok değil mi? Zekeriya Boran bir kişi kaldı. Bir de Zeki Öztürk var. Tamam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ Üstelen bir daha Yılmaz Usta. Üstelen hasenetun. Ha mı o harf? Ha. Mana bozulur. Dikkat et. Üstelen. Üstelen hasenetun. Bildiğimiz ha. Hasenet. Bildiğimiz ha ya. Bildiğimiz. Üstelen hasenetun limen. كَانَ يَرْجُو اللَّهَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا Zekai Balcı yok. Zekeriya Boran. Zekeriya Boran. Heh. Dinleyelim. Bu ayeti oku bir Yılmaz Usta bir daha dinlesin. Lakat kâne leküm. Yılmaz Usta da gayretli. Serbest meslekten. Evet. Lakat kâne leküm fî rasûlillâhi üsvetün hasenetün limen kâne yarcullâh. İmen kâne. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Şimdi Zekai Balcı yok. Zekeriya Boran okudu. Zeki Öztürk. Kim? Bu arkadaş mı? Evet, Zeki Hoca nerede? Aynı ayeti okuyalım. Muttalip kimdi? Özgür. O yok zaten. Evet. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمِ Evet, limen kâne yarcullâh
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Peki listemiz burada bitti. 68 kişilik liste. Efendim bir şey mi var? İsim neydi? Evet. Kayıt tamam mı? Olmamasın kayıt. Evet. Peki onu sonra bir görüşelim. Dersten sonra. Tamam. Tamam. Şimdi dönelim dersimize. Şimdi kararımızı söyleyelim. Bu dinlediğimiz öğrencilerimiz hakkında umumiyette kararımız müsbettir, iyidir. Yani memnuniyet vericidir. 3-5 kişi hala isim vermiyorum, onlar anlar kendisini. Hala aşağıda dinlemelerde ısrarla uyardığım hataları takip ediyorlar. Şimdi fazla da üzerine gitmeyi ben şahsen, benim hocalığımda böyle bir şey var. Fazla üzerine giderseniz bu olmaz. Çünkü uyarıyorsunuz, tekrar ediyorsunuz. Uyarıyorsunuz, tekrar ediyor. Ama aynı hata yapıyorsa artık ona bir şey denmez. Ben öyle düşünüyorum. Katılan olur, katılan olmaz. Ayrı mevzu. Dolayısıyla onlar, bakın her hafta 1,5 sayfa ortalama beraber okuyoruz. Asistanlar tek tek okuyorlar. Bazen hadır tahkik seyriyle, bazen tedvir seyriyle aynı bölümü. Bu ders muhteşem bir ders. Bu şekilde bir ders. Her talebeye sayfayı, ayeti ben okuyorum, onlar okuyor, beraber okuyoruz. Artık bazı şeylere bunu dikkat etmemiz lazım. Birebir okumak demek. Yani ben sizi, 250 kişi mi var burada mesela diyelim veya 200 kişi. Ben okuyorum, hepiniz okuyorsunuz demek. Ben okuyorum, bu talebem okuyor. Ben okuyorum, bu talebe. Bunun manası bu. Ama artık alana tabii. Alana bu kadar, yani hani şöyle git şu sayfaya hazırla gel demiyoruz. Birebir okuyoruz. Kelime, 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 harfler, teşbitler, sıfatlar. Bundan sonrası artık talebeyle alakalı bir şey. Talebeyle alakalı. Bakın aslan hocalarınızı dinliyorsunuz. Ötrelerde o dediğim sesler yok. Ne bileyim mübalağa yok. Vesaire vesaire. Dolayısıyla ana dersten sonra bir de ara dersimiz var birebir. Ümit ediyorum ki orada da bekliyorum daha doğrusu. Orada da bu uyarıları hocalarını size yapıyorlar. Böyle ikili bir dersten sonra da hala bazı şeylerde ısrar olursa o zaman o talebeyi artık o yönüyle kendine bırakmamız lazım. Çare yok yani. Çare yok. Evet. Şimdi bir iki ayeti beraber okuyalım. Ondan sonra da bir dua faslıyla bugünkü dersimizi bitirelim. Bunu zaman zaman yapacağız. Dönem sonu, son ders, belge almayanlar hazırlansınlar. Harfe hazırlansın, tecvide hazırlansın. İşte okuduğumuz sayfalardan bol bol okuyarak hazırlansın ki dinleyelim, karar verelim. Evet, bu arkadaş 3 yıl veya daha fazla gelmiş ve hakikaten güzel okumaya başlamış. Bu belgenin manası, bu arkadaşımız kendi ayarında daha aşağı seviyede kişilere bu dersi okutabilir. Keyfi belge verilmez. Yoksa mesul oluruz. Mesul oluruz. İki, hak etmişler zaten alacaklar. Henüz daha o noktada olamayanlar devam ediyor olsa da tekrar tekrar gelecekler. Ya hocam ben işte şu kadar yıl ama şimdi üniversiteyi 4 yıl okuyan başarısız oluyorsa ya bu arkadaşlar 4 yıl okumuşlar artık bunları mezun edin olur mu? Olmaz. Bir dönem daha okur, tek derse kalır, belki bir yıl kaybı olur. Bu iş böyle. Belge alacak. Belgenin manası bu. Mesela bir hocadan böyle ciddi manada ders alan, ders almaya devam eden ama ciddi manada o talebe gider der ki ben falan hocadan ders alıyorum der. Hakkıdır. Ama gelir bir görünür, iki satır okur,
3 ay sonra bir daha gelir, bir satır okur, ben falan hocadan. Olmaz. Bu hakkı gasp etmek olur. Seni tanımadık etmedik. Geleceksin, bakın bu asistanlar ne diyorlar? Hocamız diyorlar. Misal. Tabii yıllardır beraberiz. Yıllardır. Ama öyle 2 ay, 1 ay, 2 hafta, bilmem kaç gün olmaz. Akademiye gidiyoruz, çalışmalara devam ediyoruz. Ne zaman ki bu devam bizim dikkatimizi çekecek ölçüde olur ve zaten bir not veririz, o zaman tabii ki bizim göğsümüzü kabarta kabarta bu bizim talebemizdir. Bizden okumuştur. Doğrusuyla yanlışıyla elbette ki bize aittir. Ama öyle iki satırla heyetin karşısına çıkıp daha sormadan ben falanın talebesiyim. Oldu. Böyle bir şey olur mu? Bu hakkı gasp etmek olur. Hocanın hakkına tecavüz olur. Evet. Buyur. Cümlemizden. Hayırlar sunuyorum. Ellerini öpüyorum. Sürfü selam edersen önce Allah'tan sonra siz razı hocamızdan affını diliyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir şeye çok sevindik biz. Allah razı olsun. Bunu bize şöyle bir ay böyle devamlı yaptıysak heyecan da var biraz. Böyle bir topluluğa çıkmadığımız için ben her zaman kendi mukabele okuyorum her gün. Sabahleyin, her gün akşamına da okuyorum şeyleri. Onun için arkadaşlar bazen heyecan yapıyorlar böyle bir toplum içerisinde. Ama böyle bir bayramı bize yaşattığınız için size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bize en azından bu ders dönemine kadar böyle devamlı yapılırsa tamam. Çok daha güzel olur. İnşallah. Allah razı olsun. Ben de aynı kanaatteyim inşallah. Siz yeter ki isteyin, yeter ki bizi hizmet etmeye, hizmetlerimiz makez bulmaya, tesirli olmaya devam etsin Allah'ın lütfu keremiyle. Ben her okuyanın okuduğu miktarın bir yarısı kadar daha güzel okuduğunu da biliyorum ben. Çünkü niye burada bu kadar insanın huzurunda, hocaların huzurunda kolay değil. Mesela %50 okumuşsa onun bir %80'i var. %90. Ben onu biliyorum, bunların hepsini biliyorum. Psikolojik olarak. Kesinlikle. Ama biz hoca olarak bunları uyarmamız lazım. Biz bir aileyiz. Biz kimsenin bizi beğenmesi için gayret etmiyoruz. Böyle bir ne diyorum, magazin yönümüz yok haşa, Allah muhafaza. Güzel okuyanı maşallah deriz. Yanlış okuyanı şunlara dikkat et. Geçen hafta biz Ankara'da, yani bu hafta Salı ve Çarşamba Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tertip ettiği Kur'an'ı güzel okuyan malum okuyucuların bir şeyini yaptık. Dinlemelerini yaptık. Her biri geldi huzurumuzda okudular. Doğrularını söyledik, takdir ettik. Yanlışları varsa düzelttik, ikaz ettik. 80 küsur kişiyi dinledik Türkiye çapında. Şimdi onun bunun hatırına ya bu adam falan filan işte ama geç bunu diyemek demek de olmaz. Uygun bir lisan ile bak şurayı şöyle, burayı böyle mümkün mertebe. Ve onlar da çok memnun oldular. Güzel bir çalışma. Böyle çalışmaların da devam etmesi lazım. Dolayısıyla biz canlı yayında olsak bile biz Allah için yani biz burada güzel görsünler diye ders yapmıyoruz. Biz burada doğrunun peşindeyiz. Doğru okumanın, telaffuzun, harflerin, seslerin. Biz de zaman zaman hata ederiz. Sürçül lisan olur. Sözlerimizde bir arkadaş çıkar, dikkatli bir şekilde dinler, uyarır. Memnuniyet vericidir kesinlikle. Allah için, Allah için. İnşallah bunu yapmaya çalışacağız. Tabii, doğru, doğru. Sayfaları da söyleriz. Herkese o sayfalara biraz daha çalışır. Daha da güzel olur. Ama bakın bu akşam gidin dinleyin. Herkes kendisine bir not verecektir. Dinleyin bakın. Evet. Peki hemen okuyalım ve bırakalım. Canlı bir şekilde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
mesela ö seslerini tek terk edin artık. Ö, bir, iki, üç. Mesela bir kelime de uyaralım hemen. Mü'minü, bak ses öyle verilmedi. Bak. Mü'minü verilmedi. El-mü'minüne, el-mü'minüne. Orayı bir daha okuyalım. Baştan bir, iki, üç. Ve gayet güzel. Kalu, kalu, hâzâ mâ ve'adenallâhu ve rasûlüh. Hâzâ mâ ve'adenallâhu ve rasûlüh. وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا ayette dikkat edeceğimiz kaf ve dat. Kaf ve dat. Bismillah. Fe minhum men kavva nehbe. Dikkatli okuduk mu her tarafa ölçüleri adaletli dağıtıyoruz.
Orada idgam aynı, orada maal günne aynı, orada şedde hepsini birini atlamadan. Ve mâ beddelû tebdîle. Bir elif. Ve mâ beddelû tebdîle. Liyerziyallâhu sâdiqîne bisidqihim. Aynen, biraz oku bakalım. Hı. Öbürü nerede? Ve vaktallâhu'l-lezîne keferû bi gayzihim lem yenâlû hayrâ. Şimdi gayet güzel. Biraz yavaş oku. Ben okuduğum gibi. Daha yavaş. Bir daha oku. Ve vaktallâhu'l كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. Yeah.
لهم faslımızı ve duamızı ondan sonra dersimizi inşallah noktalayalım. Namaz kıldırıyoruz şimdi. Bu eğitimden geçen arkadaşlarımızın mihraptaki namaz kıraatleri gayet güzel. Dikkatli olanlar için söylüyorum ve bu cemaatin de dikkatini çekiyor. Bize kadar ulaşıyor. Biz de tabii seviniyoruz. Evet, namaz kıraatimiz. Ey imam arkadaşlarımız, muhataplarımız sizlersiniz. Evet. Namaz. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات تكبير الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله Bayrama ver. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah.
Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ve huvel aliyyul صدق الله العظيم.
Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim ve ehdina ve vaffiqna ilel hakki ve ila talibin müstakim bi bereketil Kur'anil azim ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin ve afu anna ya Kerim ve afu anna ya Rahim واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in nuruyla içimizi, dışımızı, evimizi, barkımızı, ordumuzu, yurdumuzu nurlandır ya Rabbi. Kur'an'ın hürmetine bizleri affettiğin kullarının zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bütün ibadat-ı taatlerimizle beraber şurada yapmış olduğumuz derslerimizi dergah-ı uluhiyetinde kabullerinin en güzelleriyle makbul eyle ya Rabbi. Kusurlarımızı affeyle ya Rabbi. Noksanlarımızı lütfunla ikmal eyle ya Rabbi. Asıl olan ecir ve sevabı evvelen ve bizzat kulesa-i kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Bütün enbiyanın ve evliyanın ruhlarını, ana babamızdan, akrabayı talibatımızdan, evladı uyalımızdan, çoluk çocuğumuzdan, ahirete göçmüş olanların ruhlarına, kendi ruhlarımızın makamlarına hediye ediyoruz. Vasıyla ya Rabbi. Uzaktan ve yakından teşrif edip el açıp amin diyen bütün kardeşlerimizin, hasreten hocamızın, geçmişlerin ruhlarını hediye ediyoruz. Vasıyla ya Rabbi. Dualarımızı Beytullah'ta, Ravza-i Mutahara'da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da yapılıp kabul görülen duaların zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yassifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.